O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O Yaradan'ın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemül Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe mâna. Korkma, çekilme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. İşte o emniyet şuuru, o sabır ve tahammül o iki yolcuyu mağaradan sağ salim çıkardı. Halbuki düşmanlar mağaranın ağzındaydılar. Medine'ye vasıl oldular. O sabır ve tahammül Medine'de bir medeniyeti inşa etti. O sabır ve tahammül Hazreti Peygamber ve yol arkadaşlarına fethi mübini, Mekke'nin fethini, zaferi nasip etti. İşte şehadete iman, şehadete koşmak budur. Çanakkale'de yedi düvele karşı koyan inanç işte budur. Biliyorum, çok zulme uğradınız ama sabrettiniz. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Milletimizle bağımızı, milletimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Endülüs'ün saraylarında bir hüküm dikkatinizi çeker. Gidenleriniz görmüştür. La galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Sevgili, en sevgili,
Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, Rabbime hamd ediyorum. Rabbime bize bu günleri yaşattığı için, işte bu heyecanı, bu coşkuyu yaşattığı için hamd ediyorum. Bize sabrın, bize direnmenin, bize sebatın değerini öğrettiği için Rabbime hamd ediyorum. Kalbimize, millete, ülkeye hizmet için, halka ve hakka hizmet aşkını, sevdasını, tutkusunu veren Allah'a hamd ediyorum.